Değerli izleyiciler, Kadir Has Üniversitesi'nin 26 kente yaptığı araştırma toplumun nabzını tuttu. Sosyal ve siyasal eğilimleri belirledi. Bu araştırmayı Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın'la konuşacağız. Sayın Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Efendim, araştırmanızın niteliği kimler arasında, hangi yaş grubunda ve yaklaşık kaç kişiyle, hangi yöntemle uygulandığına dair kısa bir bilgi alalım, sonra başlıklara geçeceğiz. Tabii, çok kısaca bu araştırmayı biz 4 yıldır tekrarlıyoruz. Bu yılda yine yapıldı. Her yıl Aralık ayında gerçekleştiriliyor ve bir önceki yılın genel değişimlerini, trendlerini tespit etmeye çalışıyoruz. Araştırma 26 ilde Türkiye'deki tüm bölgeleri temsil edecek şekilde seçilmiş. 26 ilde 1000 kişi üzerinde ve yüz yüze görüşme tekniğiyle gerçekleştirildi. 26 Aralık'la 13 Ocak arasında gerçekleştirdik. Yaş grupları, kişilerin bireysel özellikleri ve benzeri unsurlar hep Türkiye'nin genel nüfus yapısını yansıtacak şekilde seçilmiştir. Ve denekler de zaten TÜİK sistemi üzerinden alınmış deneklerdir. Evet, şimdi ana başlıklarla gidelim isterseniz. Raporunuzu ben de inceledim. En çarpıcı sonuçlardan biri öncelikle muhafazakarlık artıyor denilmiş raporunuzda. Bu muhafazakar değerlerin bu kadar artış kazanmasının günlük hayattaki yansımaları ne olur? Bu değerlerin artmasını siz neye bağlıyorsunuz? Şimdi bu tabii bu yıla özgü bir şey değil. Biz bütün araştırmayı yaptığımız süre içerisinde düzenli olarak artıyor. Biz deneklere hangi siyasi görüşe kendilerini yakın hissettiklerini soruyoruz ve bir takım şıklar veriyoruz. Bunlardan bir tanesi olan muhafazakarlık, rakam olarak vermek gerekirse son 3 yıl içerisinde %33'ten %39'a kadar çıkmış durumda. Ondan sonra gelen oran Cumhuriyetçi Kemalist dediğimiz grup, %15'ten 19'a kadar çıkmış durumda. Şimdi baktığınızda Türkiye'nin daha siyasi yelpaze anlamında baktığınızda siyasi yelpazenin sağındaki görüşlerin aşağı yukarı 1980'den itibaren Türkiye'de bir yükseliş trendine girdiğini görüyoruz. 2000'li yıllarda bu trend muhafazakarlığa dönüştü ve muhafazakarlık düzenli bir artışta. Şu anda geldiğimiz noktada neredeyse toplumun %40'ı kendisini muhafazakar olarak, siyasi görüş açısından muhafazakar olarak tanımlıyor. Bunun siyasi yansımasını görmek çok zor değil. Zaten seçim süreçlerinde de 2000'li yıllarda baktığınızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim performanslarını izlediğinizde bunun yansımasını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ama bir başka unsur belki buradan çıkartılabilecek. Üç ana akım dışında, yani muhafazakarlık, cumhuriyetçi, kemalist bakış açısı ve milliyetçilik dışındaki akımların güç kaybettiği ve neredeyse yok olma noktasına kadar geldikleri. Dolayısıyla bu üç alana doğru insanlar keskinleşmiş, en azından siyasi görüşlerini keskinleştirmiş gibi gözüküyor. Peki, şimdi işsizliğin hala en büyük sorun olarak karşımızda durmasını görüyoruz. Bu noktada da acaba ekonomi sadece ekonomi midir? Hukuk ve siyasetle ne kadar ilişkilidir sorusu da geliyor aklımıza. Doğru, bütün bunlar hepimizin aklına geliyor ve biz bu soruyu sorarken, yani sorunun temeli sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusu. Bütün bu şıklar var, yani Türkiye'deki iç siyasi gelişmeler, yargıyla ilgili tartışmalar, dış politika gelişmeleri, bütün bunlar sorunun içerisinde veya şıklarında var. Fakat anketimiz düzenli olarak gösteriyor ki Türk halkının en büyük meselesi her zaman işsizlik sorunu olarak gözüküyor. Hep birinci sırada çıkıyor. Bu yıl ki ankette de %29.3 gibi bir oranda çıktı. Aslında bunu tek başına değil, daha geniş bakarsanız ekonomiyle ilgili diğer unsurları işin içine kattığınızda, yani ekonomik kriz, işsizlik, belki yolsuzluk, gelir dağılımının dengesizliği gibi unsurları kattığınızda ekonomi ve bağlantılı konular neredeyse %75 gibi bir noktaya geliyor ve diğer bütün unsurlar, terör hariç bütün unsurlar, yok hükmünde. Yani dış politika %3, iç politik gelişmeler %3, yargı meselesi %3. Aslında bu şunu gösteriyor. Buyurun. Yani bu şunu gösteriyor, son olarak onu söyleyeyim. Türk halkı esas mesele olarak bütün diğer sorunlar bir tarafa, ekonomiyle ilişkili gelişmeler aş ve iş meselelerine odaklanmış durumda. Bu siz de atıfta bulunduğunuz yolsuzluk konusundaki algı nedir?
Şimdi bu tabii bizim her yıl sorduğumuz bir soru değildi. Bu yıl ilk defa şıklar arasına koyduk. Çünkü anket 26 Aralık'ta başlıyordu ve biliyorsunuz 17 Aralık'ta bir süreç başladı. Bunun belki bir ön kontrolünü yapmak istedik. Çok etkili olmamış olabilir sonuçlar üzerinde. Çünkü çok yeniydi biz ankete çıktığımızda. Ama en önemli sorunlar arasına koyduğumuzda %14'lük bir oranla işsizlikten sonra ikinci sıraya yükselmiş durumda. Dolayısıyla halk çok hızlı bir algılama bu konuda var, hassasiyet. Esas itibariyle bu sürecin etkisini bir 3 ay ya da 4 ay sonra yapılacak ankette görmek daha sağlıklı olacaktır. Çünkü biz tam sürecin üzerine geldi bizim anketimiz. Peki, terör başlığını atalım o zaman, bir diğer önemli konu. Bu konuda da terörün azaldığına dair bir genel kanı mevcut. Raporunuzu incelediğimizde görüyoruz. Terörü çözmede en etkili adım olarak halk neyi görüyor? Şimdi orada tabii geçen sene hakikaten terörle ilgili yüksek bir algılama vardı. Türkiye'nin önemli bir sorunu, %27 gibi önemli bir sorun olarak gözüküyordu. Bu tabii hatırlarsanız biz anketi Aralık aylarında yaptığımız için geçen yıl özellikle Eylül-Kasım arasında yükselen bir gerilim vardı Güneydoğu'da ve ülke çapında bu terörle bağlantılı olarak. Bu ankete yansımıştı. Bu yıl ise hakikaten sakin bir ortam söz konusu, biliyorsunuz. Demokratikleşme süreci devam ediyor. Bunun yansımasını görüyoruz ve terörü bir sorun olarak görenler %4.7'ye düşmüş durumda. Belki daha önemlisi, bu tabii sahadaki gelişmenin halka yansıması. Ama bundan da bununla bağlantılı belki geçen sene bu terör sorununu nasıl çözmek lazımdır, hangi yöntemler daha iyidir diye sorduğumuzda çok yüksek oranda %50 oranında askeri yöntemler önerilmişti bize. Fakat bu sene burada ciddi bir değişim söz konusu. Bu sene askeri yöntemler %35'e düşmüş durumda. Askeri olmayan yöntemler bu anlamda %65'e kadar yükselmiş gözüküyor. Dolayısıyla halk şu anda yani sahada ciddi bir terör olayı faaliyeti olmadığı sürece askeri olmayan yöntemleri tercih ettiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Mustafa Aydın, ana başlıkları konuştuk. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ediyorum, iyi yayınlar. Teşekkürler.